Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Evet, herkese günaydın. Yine güzel haberler almanız ümidiyle programa başlıyoruz. Hocam ne ikiniz oldu? De şöyleyiz bak. Günaydın. Herhalde stüdyo biraz serin ondan bence. Aynı hareketler, hani böyle bir geldiniz. Evet. Siz bu programa yine. Evet, şükür geldiler. Evet, şükür şükür. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Güzel bir güne başlamanız ümidiyle hakikaten programı açıyoruz. Her zaman olduğu gibi tabii ki umarım güzel ve sağlık dolu haberler alırsınız. Biz bugün size o haberleri vermeye çalışacağız zaten. Ama arada da Covid ile ilgili haberler illaki var. Evet, ama arada da güleceğiz diyeceksin zannettim. Günaydın, günaydın. Tekrar sevgili izleyiciler, haftanın tam ortasında beraberiz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz olacak. Bugün 17 Kasım Dünya Promotüre Günü. Evet. Premature bebeklerimiz. Onunla ilgili de detaylar vereceğiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Mustafa Çiftçi bizlerle beraber olacak. Sevgili izleyiciler, Doktor Murat çok güzel bir hikaye anlatacak bize. Apandisitle ilgili konuşacağız evet, bugün. Apandisit, aslında apandisit deyip geçmeyin. Sen oldun mu, aldırdın mı? Yok. Sanki olmadı. Klasik bir şeydir ya. Evet evet, yani çok kişi tabii apandisit ameliyatı olmuştur. Hmm. Bu arada gerçek aslında ismi organın apandiks. Evet, ben onu senden öğrendim. İltihap olduğu zaman apandisit diyoruz. Evet. Ve apandisit olduğu zaman ameliyat oluyoruz ama gerçek yani organın ismi hani dalak gibi düşünün. Organ ismi apandiks ama hastalığı apandisit diyoruz. Evet, onu detayları öğreneceğiz. Her şey de bende varmış gibi olacak ama ben onu da oldum. Öyle mi? Evet, 14 yaşlarında. Geçen o dikkatimi çekti. Bir şey konuşuyoruz. Aa, o bende var. Aa, sanki böyle şey konu. Her şey var. Kişisi gibi programda denk geliyor sevgili izleyicilerimiz. Ne yapalım? Evet, evet. Apandisitle ilgili detaylar olacak. Doktorum yanında TV360 Instagram adresine baktığınız zaman kameraman arkadaşımız Tolga'yı bugün sizlerle tanıştırdık. Arada böyle adı geçiyor programda çünkü. Evet, evet. Onun altına ne yazacaklar? Onun altına en son dinledikleri ve en çok ya da en çok sevdikleri şarkıyı yazsınlar. Vay, o zaman biz de en çok sevdiğimiz. Nereden aklına geldi? Çünkü kendisi gitar çalar Tolga'nın. Gerçi çalıyor mu biz sence? Biz henüz görmedik. Ben inanmıyorum. Yani öyle bir rivayet işte, dolanıyor. O bir rivayet. Bu işte bir iş var. Sesi çünkü de güzel denir ama bilmiyorum bu programda gösterir mi? İki yıldır o gitar nerede, gelecek oradasın, stüdyoya. Değil mi? Evet, evet, senin tamam. Kameran. İki evet, yıldır stüdyoya kameram. O gelecek. Çalacak da Tolga, biz söyleyeceğiz. Ben o rivayet ve oradan de aklıma geldi. Yani direkt, evet. Tolgacığım görüyorsun direkt böyle canlı yayın falan demeyiz yani. Anında ifşa ederiz. Çok iyi yaptın hocam, çok iyi yaptın. O gitar gelecek mi, gelmeyecek mi? Evet, Tolga ile sizi tanıştırdık. O fotoğrafın altına ne bekliyoruz? En sevdiğiniz şarkıyı bekliyoruz. Ve sizler için Murat Hoca ile ben söyleyeceğiz. Neden yok? Hayır, öyle bir şey tabii öyle ki. Öyle bir şey yok. Evet, doktorum yanımda başladı. Buyurun, mesajlarınızı bekliyoruz. Programda başka neler var görüyoruz. Hangi çocuklar üst solunum yolu hastalıkları için risk altındadır? Son zamanlarda çocuklarda görülen RSV virüsü nedir? RSV virüsü koronavirüsten farklı mı? Tedavisi nasıl yapılır? Çocuklarda ve bebeklerde bronşit başlangıcı nasıl olur? Alınabilecek önlemler nelerdir? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Mustafa Çiftçi, merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Apandisit ağrısı nasıl anlaşılır? Apandisit neden patlar? Apandisit patlamasının belirtileri nelerdir? Profesör Doktor Murat Aksoy bugün apandisit patlaması esnasında vücutta neler olduğunu anlatacak. Birazdan doktorum yanımda da. Evet sevgili izleyiciler, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dedik bugün için. Ülkemizde prematüre bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak için 2011 yılından bu yana bugün o anlamda yani kutlanıyor denmez tabii ki, değerlendiriliyor ve ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdi biz o prematüre bebeklerle ilgili de yine konuğumuza, hocamıza sorular yönelteceğiz. Bak ben sırf o yüzden bugün ne giydim? Evet, görüyorsun doğru. Yani. Birazcık da bugüne özel senden böyle bir şey rica etti arkadaşlarımız. Sen de kılmadın, evet. Giydin ama giydikten sonra da böyle bunu giydik ama. Aynen. Ben bunu giydim ama. Böyle bir ama endişe ettim.
Hani 50 yaşından sonra bak yaşı vurguladım dikkat ederseniz. Aynen. Ama gururla vurguluyorum çünkü hani yok, şükür, o, o yaşın insanı olmadığın için değil mi? Aynen. Sorular, cevaplarınızı bekliyoruz sevgili izleyiciler Instagram adresimize. Hemen şimdi gelelim hem bugün böyle bir prematüre günü hem de böyle bir günde vereceğimiz haber çok enteresan, çok da güzel sevgili izleyiciler. ABD'de 2020'nin Temmuz ayında henüz 21 haftalıkken dünyaya gelen Curtis Mees dünyanın en erken doğan ve hayatta kalan bebeği olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi sevgili izleyiciler. 420 gram doğmuş. 420 gram. Bu Guinness Rekorlar kitabındaki resmi sitede yer alan bilgiye göre hayatta kalma şansı çok düşük olmasına rağmen tedaviye yanıt vermiş ve haftalar boyunca güçlendiği belirtiliyor. Hastanede tedavi altında geçirdiği 275 günün ardından da taburcu edilmiş. 420 gram ne kadar olabilir hocam? Evet, o kadar kalemin, aynen ya. 5 aylık falan yani doğmuş. Evet şu kadar. 5 ay bir haftayken doğmuş. Evet. İnanılmaz ya. Yani yaşamış olması tabii burada esas önemli olan şey. Resmen hayatının aslında o ilk 9 ayının 4 ayında dışarıda geçirmiş. Evet. Yani anne karnında olması olgunlaşmasını gerekiyor. Esasında suni rahimde tamamlamış anlamına geliyor bu. Küvezde evet. Kaldı, bakımı yapıldı vesaire. Bak fotoğraflar evet, bunlar. Evet, baksana fotoğraf. Yani işte. Ya avucunun içi kadar babasının. İki avuç yani o kadar başka bir şey değil yani. İşte Allah ömür versin. Yaşaması gerekiyormuş. Evet evet. Değil mi? Bakın bugün yaşayacak konuşacağız tabii hocamızla şimdi da beraber. Şimdi tabii her zaman bu kadar şanslı olunamayabiliyor ama ülkemizde de çok var bu tip erken doğumlar. Yaşamayan bilmez deniyor tabii bununla ilgili evet, de. Evet evet. Evet bu haberi de sizlerle paylaşıp baksanıza çok da annesi herhalde. Evet. 420 gramdan nerelere geliyor? Görüntüler izliyoruz diye ben. Kız annesi ne kadar obez ya. Amerika'daki en büyük sıkıntı işte. Ama onlar için o kadar normal ki. Ha bir de hamileliğini düşün yani. O muhtemelen hamilelikten sonra da iyice artmış. Hayır yani 9 ay kalsaydı zaten Curtis annede. Ben düşünemiyorum anneyi. Hakikaten öyle ya yani. Abi meslek hastalığı bu sevgili izleyici. Algıda seçicilik. Yani. Biz orada bebeği konuşuyoruz. Annesi ne kadar obezmiş. Çünkü yani sağlıklı yaşama kendini adamış bir doktor hocamız. Evet. Evet gerçekten öyle. Bugün ya bir şey vardı ya böyle hani fat and fit deniyor. Hani hem kilolu hem fit olmak. Ama çok olası değil ya. Fat and fit. Anladım. Kilolu ve fit, sağlıklı. Kilolu ve evet yani bir dönem için onu yakalayabilirsin ama uzun dönemde bence çok olası bir fat şey değil o. Fat ve fit'i yan yana getiremiyorum da kafamda işte şu anda. İşte olmuyor yani zaten. Hani, o şu şöyle oluyor yani kilolu demek kötü görünmek demek değil. Kilolu olup çok güzel hatlara sahip. O ayrı çok bir şey tabii canım. Ama ya, o, tabii ki o, estetik ancak açıdan bakmıyorum. Olabilir. Sağlık açısından baktığın zaman sonuçta hani belki 30 yaşında fat and fit olabilirsin ama 50 yaşına geldiğinde dizlerin ağrıyacağı kesin yani en azından. Bir osteoartrit yaşayacaksın. Ya bu bir teselli gibi birazcık. Yani. O yüzden de çok şey yapmamak lazım sevgili izleyiciler. İnanmamak lazım böyle terimlere. Şimdi sevgili izleyiciler haberlerle devam ediyoruz. Böyle bir güzel haber paylaştık sizlere. Bakalım sıradaki haberimiz neymiş? Doktorum yanımda TV 360 Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. Son fotoğrafın altına en sevdiğiniz şarkı sözünü bizimle paylaşın. Günümüz biraz renklensin. Çünkü korona ile ilgili yine haberler paylaşıyor olacağız. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener. İki doz aşılanmış bireylerde koruyucu antikor seviyesi ömür boyu yüksek düzeylerde kalmıyor. 6. ayı doldurmuş olan kişilerde bu antikor seviyesi çok düşüyor. Bu nedenle 3. doz aşılanma oranı hem Türkiye hem de dünya için oldukça önemli diye bir açıklamada bulundu. Yani diyor ki 3. aşılarınızı yaptırın. Türkiye'de nüfusun yaklaşık %58'i aşılarını tamamlamış. Bu grubu ne kadar erken %75'in üzerine çıkarırsak salgının kontrolü bizim elimize geçecek. Aksi takdirde ülkemizdeki yıl daha hala koronavirüsü konuşma tehlikemiz var. Eğer 3. aşılarımızı olmazsak 2022'de de yine koronavirüsü konuşuyor olacağız diyor. Sen ne diyorsun hocam? Yani artık bu bildiğimiz bir şey zaten. Hani sadece bir hatırlatma anlamında biz de bu haberi paylaşmak istedik.
Sonuçta üçüncü dozların olması gerekiyor. Bunu zaten biliyoruz. Defalarca biz de söyledik. Bütün bilim kurulu üyesi, doktorlar, hekim arkadaşlar, herkes söylüyor. Bunu hatırlatmak istiyoruz. O yüzden bu haberi aslına bakarsan biraz ondan koyduk. Hı hı. Yani bu yeni bir haber değil tabii ki ama bildiğimiz bir haberi tekrar tekrar paylaşmak gerekiyor ki üçüncü dozlar atlanmasın. Evet, şimdi aşıyla ilgili ciddiyet gittikçe artıyor tabii. Evet. Artık aşısını olmayan kalmasın, aşısını olmayan şuraya giremez, buraya giremez, uçamaz. Aşısını olana da Ukrayna diyor ki ben ödeme yapacağım. Evet. İki doz aşı olanlara Ukrayna hükümeti açıklama yaptı, ödeme yapacağız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyuruyor bu uygulamanın ve ülkede koronavirüs aşısı olanların 1000 grivna yani 380 lira alacağını açıklamış. Ayrıca paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinada en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını söylüyor. Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8.722.235 kişiye iki doz aşı yapılmış sevgili izleyiciler. Ukrayna hükümeti iki doz koronavirüs aşısı olanlara ödeme yapıyor ama diyor ki bu verdiğimiz parayı da diyor öyle gidip diyor başka yerlerde harcayamazsınız. Sektöre yani etkilenmiş olan sektörlerde harcayabilirsiniz. Muhteşem bir uygulama bence. Vallahi ya. Çok... Yani evet tamam hani bir yandan para veriyor aslında ama onu sanatla harca diyor veya işte pandemiden etkilenen bölgelerde harca diyor. Muhteşem bir şey bence bu. Evet. İşte bir bilet teşvik. Yani veriyor aslında teşvik anlamında. Evet. Vallahi bravo bence çok iyi düşünülmüş. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bir an böyle şey yaptım. Bu aşı karşıtlığı hadi artık çok değil sanki bilmiyorum. Hani böyle eskisi kadar katı değil insanlar. Ülkede böyle bir şey olsa herhalde hiç kalmaz bizim aşılanmayan kimse diye düşündüm. Yani ama şey olabilir mesela şey. Bak mesela maç biletine dönüşebilir Türkiye'de. Hmm. Erkekleri öyle tavlarsın bence. Kadınlara da birer alışveriş çeki bak nasıl aşıyor. Ama sadece kozmetikte kullanacağım mesela. Evet ya alışveriş çeki olsun artık kullanırız her şekilde. Her yerde çanta, ayakkabı vallahi olarak kullanılacak hayaller. Falan. Ama güzel şeyler bunlar. Yani bu bunlardan en azından şu payı çıkarabiliriz kendimize. Bunlarla gel bize diyorsun. Ha, yahu dünya para bile veriyor aşı olun yeter ki diye. Sen hala neyin derdindesin de neyin karşısında duruyorsun o? Çıkarabiliriz kendimize. O yüzden aşılarımızı olalım diye bir kere daha vurgulayalım. Şimdi gelelim kahveyle ilgili. Ah kahve çok güzel bir şey ya. Gün ne güzel evet. Başlıyor. Gittikçe bağımlılığımızın arttığını da düşünüyorum ben. Yani her gün içiyoruz. Yaş ilerliyor. Yıllar geçiyor. Doğru. Gittikçe arttırabiliyoruz. Ama kahveyle ilgili bir haber paylaşacağız şimdi sizlerle. ABD'de yine bir araştırma yapılmış. Kahve tüketmenin hem yararlarını hem de zararlarını ortaya koymuşlar. Araştırmacılar kahve içen insanların içmeyenlere göre bir günde fazladan 1000 adım attığını keşfederken kahve içmenin uyku süresini de azalttığını tespit etmişler. Yahu ben uykudan feragat ederim. 1000 adım atmış gibi görüyorsa beni bu bünye. Ben içerim o kahveyi. 100 yetişkin gönüllüyü tahlil etmişler bu araştırmada. Hepsini 2 hafta boyunca birçok sensör takarak izlemişler. Evet. Katılımcıların fiziksel aktiviteleri, kan şekerleri ve uyku düzenleri bileğe takılan EKG cihazıyla ölçülmüş ve görülmüş ki metabolizma hızlanıyor kahve evet. içince. Zaten yani bildiğimiz şeyler de işte bunun bilimsel verilere dönmesi güzel evet. oluyor. Peki Türk kahvesi güzel bir filtre kahve mi? Fark bunlar? Etmez. Hepsi kafeinden için. Bahsediyoruz tamam. Çünkü. Kahvenin içindeki antioksidanlar ve kafeinden bahsediyorsun. Yani zaten kahvenin aslında karaciğer sirozundan tut da tip 2 diyabete karşı bir sürü koruyucu önlemi koruyucu olduğunu biliyoruz. Kansere karşı önleyici olduğunu biliyoruz. Ve burada enteresan olan aslında şu, onun içindeki kafein değil diğer maddeler bunu koruyor. Ne onlar hocam? Antioksidan maddeler dediğimiz maddeler var içinde. İşte o çekirdekten gelen evet evet çekirdekten gelen. Dolayısıyla çekirdek. Kafeinsiz kahvede de aynı yararlar var. Onu söyleyeyim. Hah tam ağzımdan aldın. Kafeinsiz kahve içsek uykusuzlukla ilgili biraz daha rahat ederiz diye düşünüyorum ben. Hı. Öyle mi? Tabii tabii. Yani kafein eğer uyku problemi yaşıyorsanız kafeinsiz kahve tüketebilirsiniz akşamları. Aynı yararı göreceksiniz. Ha, biz zaten bundan tamam. biraz da bahsetmiştik kahve bölümünde. Kahve dosyası yaptınız Sema'ya. Evet evet. O yüzden YouTube
kanalımıza girip bakabilirler, evet, izleyiciler. Doktor Mia'nın'da TV360 YouTube kanalında Doktor Mia'nın da izletme sayfasından da oradan görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Ne yapıyoruz? Hemen kendimize bir kahve yapıyoruz şimdi şu an. Valla ben şimdi bir şey içiyorum ama ben sabah iki kahve içtim. Ben bir tane. Bir evde içtim, bir de şimdi gelince. Evde de içiyorsun bir de. Ben evde sabah kendim yapıyorum bir öyle. Sen bayağı bir erken kalkıp kendine bir kahve yapıp. Yo, 5 dakikada yapıyorum ya. Arabayı bekler. Basma. Bir espresso, biraz içine işte süt. O hani arabaya binmeden önce bir ayılmak için. Ondan sonra buraya geldiğimizde de sağ olsun arkadaşlar filtre kahveyi hazırlıyorlar. Hazırlamış oluyorlar. Evet. Evet, kahve adı bile güzel vallahi. Yani şimdi söylemeden edemeyeceğim. Kahvem içeride kalmış. Ama kahve gerçekten... Ya ben güne, çaya döndüm, evet, artık. Evet, güne başlarken çok güzel. Şimdi sevgili izleyiciler, İngiliz bilim insanlarına döneceğiz. Bir ABD araştırıyor, bir İngiliz araştırıyor. Hocam bizde de var ya. Bizde de var, tamam, evet. Canım yani bir şey. Bilim adamıyla program yapıyorum herhalde. Yani. Yok, bir şey demedim ya. Hayır, yani hep araştırma yapılıyor, onu demek istedim. Yani. Demansla ilgili bunama... halk arasında bunama olarak bilinen demansla ilgili yeni çalışmalar var. Hastalığın ilerlemesini durdurabilecek, hatta hastalığı önleyebilecek bir tedavi geliştirdiklerini açıklamış İngiliz bilim insanları. İnşallah bir aşısı falan çıksa demansın, değil mi? Evet. Çok detayı var bu haberin ama aşıyla ilgili şöyle, aşı yakında gelebilir diyorlar. Vücudu antikorlar üretmesi için tetikleyen ve bir yıl gibi kısa bir sürede demans riski yüksek insanlara sunulabilecek bir aşı üzerinde çalıştıklarını da söylemişler bilim insanları. Keşke öyle bir şey olsa. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 55 milyonu aşkın demans hastası bulunuyor. Çok fazla. Bu sayının 2030 yılına kadar 78 milyona çıkması bekleniyor. İnsanların yaşam kalitesini önemli derecede düşüren bu hastalıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. Bir kez daha sizlere de buradan duyuralım. Yakınlarınızla ilgili özellikle ileri yaşta. Hep tetikte olmak, değil mi? Uyanık ya olmak. Şimdi lazım. Demans hastası artacak tabii. Çünkü neden? İnsan ömrü uzuyor. İnsan ömrü uzadıkça demansı da görüyoruz. Aslında şimdi ben bunu haberleri dinlerken, bu haberi dinlerken aklıma şey geldi. Hep diyorum ya, hani kemik sağlığına dikkat edin falan. Beyin sağlığı da aynı derecede önemli. Onu da ifade etmem gerekiyor diye düşündüm. Evet. Bazen söylüyorum ama çoğunlukla da unutuyorum beyni esasında. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi, zira yaşlanıyor olabilirsiniz ama siz yaşlılığınızın, güzelliğinin, ailenizin, kızınızın, oğlunuzun mutluluğundan veya varlığından haberdar olmayabilirsiniz. Çok yaşlandığınız zaman demans veya bunama nedeniyle. Evet. O yüzden beyin sağlığına da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi özellikle... Bu Alzheimer'da bazı protein birikintileri oluyor beyinde. O birikintilerin önüne geçebilecek bir aşıdan bahsediliyor burada. Eğer böyle bir şey olursa tabii çok gerçekten çağ açan bir şey olur. Onu söyleyelim. Her hastalıkla ilgili aşı aklıma gelirdi ama mesela beyindeki herhangi bir hasarla ilgili aşı. Hani beyin ya bu, boyundan aşağı. Ama şöyle düşün, ya mesela kanser için aşı çalışması sırasında... keşfedildi COVID aşıları. Hani kanser için de mesela aşı olmaz diye düşünüyordun. Çünkü hani... nerede olacak o kanser? Evet, yani evet, her yerde olabilir. Ama işte doğru. Mesela ne oldu? Kanser için bir aşı geliştiriliyordu. O bir anda döndü. Hatırla zaten söyle adını, aşı çalışması sırasında ne dediler? Mesela bundan sonra artık kanser aşıları da daha kolay gelecek. Evet, inşallah. Çünkü COVID'e karşı çalışırken hani onu çözdük, şimdi bazı attığımız adımlar bize daha yararlı olacak dediler. Evet. Evet, haberimiz böyleydi. Ve hocam bugün çok iyiyiz yani hız olarak. Evet evet evet. Şeye geldik. Hemen bakalım mı? Bakalım, sizden gelenlerden önce bir bakalım. Neye? Neye bak, cevaplara. Evet. Sen kimsin? Bir bakalım mı diyorum. Bakalım diyor, sonra neye diyor. Neye bakacağız? Hayır, ben şey gibi algıladım. Sizden gelenleri nedense sen sanki Instagram'a bakalım mı diyorsun. Evet, öyle dedim. Hayır, sizden gelenleri Instagram ifade ediyorsun gibi algıladım. Yok. O yüzden şaşırdım. Tolga'ya düştüm. Bakalım mı, bakalım. Neye? Ne? Evet, şimdi Tolga ile olan bir fotoğrafımız var. Ne kadar var. Koyu çıkmışız ya. Işık orada biraz ters düştü bir hocam ondan. Olsun, Tolga görünüyor gene de. İyi dediniz. Neye iyi dedik? Işığa iyi demiştiniz. Ben bilmem. Yapımcım bilir. Evet. Şimdi Kıbrıs Girne yağmurluymuş Sebahat Hanım. Güllerin içinden diyor Özlem Hanım.
Mazhar Fuat Özkan, evet, Güzel'in içinden. Çok güzel şarkıdır. Evet, doktorum bugün çok şirinsiniz diyorlar. Bak, giy diyoruz. Teşekkür. Ya sana böyle renkli. İşte arada giyersen güzel olur. Her gün giyersen olmaz. Candan Erçetin'den Bahar'la başladım güne. Günaydın Havva Hanım. Pınar Hanım diyor bu arada Candan Erçetin'i. Saka, Trabzon, hayırlı sabahlar. İnanın ki sizden çok şeyler öğreniyorum. Şu anda ben doktora gidiyorum. Vallahi her yerden bir şey çıkıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Ay yaşlandık ama. Gibi oldu bu. Her yerden bir şey çıkıyor. Ya şuna da bir kere bir inancımızı bırakalım artık. Ay, yaş kemale erdi. Tabii ki hasta olacağız. Tabii ki bu hastalıklar olacak. Artık yaşı, değil mi hocam? Ya illa da şart değil hasta olacağımız ama hani sonuçta olabiliriz tabii ki. Yani ama ya çok da çağırmayalım. Ama çözümü var. Evet, çözümü var. Gülçin Timur Özpak Adıyaman'dan günaydın diyor. Burdur, günaydın Gülçin Hanım. Bu Gülçin Balkır. İki tane, ya biri Gülcan, özür dilerim, Gülcan Timur Özpak. Rahmetli anneannemin de çok sevdiği Volkan Konak'tan Yarim Yarim. Çekilmez oldum bu aralar. Ne diyordu Volkan Konak ya? Çok güzel söylüyordun sen. Evet evet. Nale. Dur, şimdi bir anda aklıma gelmedi. Çekilmez adam oldum bu ara. Neydi ya? Ya neyse, tamam, aklınıza gelirse söyleyeyim. Murat Erdem Ankara'dan günaydın diyor. Kolay gelsin hepimize. Değirmendere Kocaeli'den selamlar. Yıldız Tilbe delikanlım çok seviyorum diyor Aydınur Koral. Kim sevmiyor o şarkıyı? Karadeniz müziği tabii ki duyunca insan oynamak istiyor, mutlu oluyor. Kesinlikle. Günaydınlar Süreyya Hanım. Nazan Hanım da diyor ki Samsun'dan selam olsun. Mümine Hanım, günaydın Manisa'dan, güzel bir gün olsun. Gülüm benim seviyor. Gülüm benim. O şarkıyı mı kastetti acaba? Herhalde odur. Aysel Hanım, güzel bir gün olsun. Çok güzel görünüyorsunuz diyor. Teşekkürler. Feyza Hanım Antalya'dan günaydın demiş. Sena Nur'u gördün mü? Sena Nur. Düşmedi. Ben sıra sıra gidiyorum. Ahmet Kaya kum gibi seviyormuş. O şey, bizim ekipteki Sena. Bizim Sena. Hangi Sena? Tamam, anladım da Sena'yı görmüyorum. Sevdiğim çok şarkı var ama en sevdiğim Türkçe şarkılardan biri Sertab Erener'den Asıl Olan Aşk'tır. En zor şarkıyı sevmişsin Sena. Bir gün senden dinlemek istiyoruz. Bazı şarkıları dinlerken bile yorulursun ya. Bırak söylemeyi. Böyle inişli çıkışlı. Evet tabii canım. Hocam gömleğine bayılmışlar ya. Valla. En sevdiğim şarkı Funda Arar Gamsız. Kavacık günaydın Fatma Hanım. Murat Bey, bluzunuz çok yakışmış. En sevdiğim şarkı Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına. Ya Türk sanat müziği de gelsin tabii ya. Size ve ekibinize Puslu Bodrum'dan günaydın. Rojda Hanım, size de günaydın. En sevdiğim şarkı Aynur'dan. Sıcak olacak demek. Keçe Kürdan, güzel bir gün. Aynur Keçe Kürdan. Keçe Kürdan. Şarkının adı mı? Aynur. Keçe Kürdan, evet. Selma Hanım günaydın. Hakan Taşıyan'dan Güzgülleri şarkısını çok seviyorum. Bir şey diyeceğim. Bazı şarkılar insanın ağzına bir yapışıyor. Evet. O ara bunlar vardı. İşte Yıkılmadım, Masum Kırmızı gibi, bir de Güzgülleri gibi. Ben onu bilmiyordum bak. Ay. Güzgüllerini yani şey yapıyorum ama hatırlayamadım. Ben neden biliyorum bu şarkıyı? Dinledin sabah demek ki. Hayır canım, sabah nereden bulayım. Ama yani neyse, ben sana sonra... Bu sabah ne dinledin peki? Bu sabah bir şey dinlemedim. Ama bu sabah bir 45'lik Nasıl? Radyosu açıktı. Yani böyle bir sürü eskiler dinledik geldik. Bir sürü şey dinledim şimdi. Sen bir şey dinledin herhalde. Ne dinledin? Yok, ben her sabah binlerce şarkı... Ya binlerce olmasa da yani. Onlarca dinliyorum gelene kadar. En son Tarkan Unut Beni dinledim. Ay ne kadar güzel. Kartal'dan sevgiler, iyi ki varsınız. İyi ki siz de varsınız. Muğla'dan günaydın Sevgi Hanım. Adana'dan günaydınlar. Cem Karaca'dan Bir Gün Belki Hayattan rica ediyorum lütfen. Ben iki gün önce yengemi kaybettim. Bu şarkıyı sürekli söylerdik. Serap Derici, başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Evet, güzel bir şarkıdır. Fadime Hanım yayınlar diyor... Ya Rabbim şarkıyı dinledim. Hangi şarkıyı dinlediniz? Ya Rabbim sen büyüksün. O olabilir. Olabilir. Günaydın tatlı insanlar. Buradan yazamasam devamlı günaydınlarımı. Her sabah sizi izlerken günaydınlar diyorum. Sesli sesli. Kim? Kendimce. Çok şıksınız Serap Uzun Özdemir. Ben galiba bu mesajı, yani bu fotoğrafı ve bu ismi ilk kez görüyor gibiyim. Bilmiyorum, okumuş olabilirim. Serap Uzun yok, biliyorum. Ha öyle mi? Tamam. Size de günaydın, teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. Hocam tişörtünün çok yakışmış diyor herkes ya, Emine Hanım. Çok güzel değil mi? Gezegenli falan böyle. Evet, Norveç'ten sevgiler. En sevdiğim şarkı Saçların Neden Beyazlamış arkadaş. Bana mı diyorsun? Sana da benim gibi çektiren mi var? One More Cup of Coffee. Bob Dylan mıydı? Before I Go. Evet. Miss Daisy yazmış. Çok teşekkürler. O şarkı, evet.
Çok güzeldir. Hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir gün. Bana sor hatıralar, bana da söyle. Demiş Fatih Bey Ferdi. Aa, ben onu bilmiyorum. Ha, Ferdi Tayfur'un mu? Neydi? Bilmiyordum onu. İzmir'den günaydın. En çok sevdiğim şarkı Arap Saçı. Nisan'ım, Gönül Dağı, Yağmur Yağmur. Aydın Söke, selamlar. Trabzon, Hafiz Bülent Bey. Murat Hoca'nın gömleği çok güzel. Halil Gültekin Karaca. Sabah güneşim oldunuz, harikasınız. Doktorum, gökkuşağı oldunuz, seviyoruz sizi. Teşekkür. Hocamın gömleği şahane. Vallahi giyeyim artık ya. Sevdiğim çok şarkı var ama en sevdiğim Türkçe şarkılardan biri Sertab Erener, Aslı Olan Aşktır, Sena Nur. Bir kez de ben okumuş yani, oldum evet. Mesajı. Evet, hocamıza renkler yakışmış. Kayahan, seni çok özledim, benim için ayrı bir önem taşır. Dinlemeye doyamadım. Fuat Bahçeci'den Bir Gülüşün Ömre Bedel. Gülüşlere ömre bedel olanlara günaydın demiş. Çok teşekkür günaydın. Ediyoruz. Senin en sevdiğin şarkı hocam? Benim çok var. Benim de dolu. Hangisini bir söyleyeyim? Tane seç. Yani... Sen Sezen Aksu'dur hocam. Hayır, tabii canım. Sezen Aksu'nun hepsini çok seviyorum zaten de. Tamam, bir tane seç desem. Yalnızlık Senfonisi desem. Sertab Erener. Yok, kimdi? Sezen Aksu'nun mu? Ha, evet. Sertab söylemişti. Söylemiştir. Evet sevgili izleyiciler, bugün böyle bir beyninizi hani bir düşünün bakayım, ne zamandır en sevdiğiniz şarkıyı dinlemiyorsunuz diye sormak istedik. Evet Rahşancığım, ya bu bir başkası konuşuyor gibi, sesi bir kısılmış bir kısılmış. Sizden gelenlere geçelim diyor ama böyle artık siz düşünün nasıl diyor. Çıkmıyor ses. Geçmiş olsun diyoruz. Yönetmenimiz çok hasta. Sizden gelenlere bir geçelim bakalım, izleyicimiz ne sormuş Murat Hoca'ya. Buyurun. Murat Hocam merhabalar. Dudak çatlaması için ne yapmak gerekir? Yani nemlendirici kullanabilirsiniz ama en sık hata esasında şey oluyor. Sürekli şu hareketi yapmak. Islatmak. Soğuğa çıktığınız zaman yani dudak hareketi yapmak. Onu çok sık yapıyorsunuz. Belki fark etmeden tik gibi yapıyor olabilirsiniz. O da sizin hakikaten hani soğuğa çıktığınız zaman çatlamasına neden oluyor olabilir. Ya da suyu az tüketiyorsunuzdur. Kahveyi çok tüketiyorsunuzdur. Bu tür nedenlerden olur genellikle. Ha, dudak kenarları çatlıyorsa o zaman B vitamini eksikliği olabilir. Evet değil mi? Şuralar yarılıyor bazen. Evet. Evet. Çocuklarda olur. Bizim oğlanda oluyordu. Ben de hemen... Hemen bir B vitamini takviyesi yaparsanız iyi olur. Evet. Peki devam edelim. Başka sorumuz var mı Murat Hocamıza? Evet. Murat Hocam merhaba. Benim eşimde kansızlık problemi var. Sürekli bunun ilaç kullanıyor. Yani bu ilaç kullanmadan bunu bir herhangi bir çözümü var mı? Ya şimdi şöyle. Hangi tür anemi olduğuna bağlı... Şimdi kansızlığın birkaç nedeni olabilir. Bunlardan birincisi üretim yetersizliğidir. İkincisi yıkım fazlalığıdır. Üretim yetersizliği ham madde eksikliğinden kaynaklanabilir. Yani kan hücrelerini üretirken yeterli ham maddesi yoksa kemik iliğinin, yeterli miktarda kan üretemeyecektir, hücre üretemeyecektir. Örneğin demir, örneğin B12 vitamini. Bunun en sık nedenlerinden bir tanesi. Mesela demir takviyesi yapılıyordur ama işte adet kanamaları çok şiddetlidir veya işte mideden kan kaybediyordur vesaire. O zaman hani siz demir verseniz de sürekli anemi devam ediyordur. Nedeni bu olabilir. Ya da B12 yetersizliğidir veya bağırsaklarda emilim problemi vardır. Hani bunlardan kaynaklanıyor olabilir. Bazen de mesela ilaç verirsiniz ama aneminin nedeni üretim problemi değil, yıkım fazlalığıdır. Yıkım fazlalığı da genellikle kendini dalak büyümesiyle belli eder. Böyle bir nedenden dolayı oluyorsa o zaman tabii ki siz ilaç kullansanız da anemi devam edecektir. Hani buna dikkat edilmesi gerekir. Tabii ki buna siz dikkat edemeyeceksiniz. Doktorunuzun dikkat etmesi gerekiyor. Onun için de hani doktora yakın gidip gelme. Hani ya bana ilaç verdiğiniz zaman işte ben hala anemi devam ediyor demek. Belki kolonoskopi yapılması gerekebilir. Özellikle demir eksikliği anemisinde en sık gördüğümüz yanılma şudur. Hani sen demiri verirsin ama... Şey düzelir, işte problem düzelir ama ondan sonra tekrar düşer. Çünkü Allah korusun bağırsakta bir tümör vardır, midede bir şey vardır, kan kaybediyordur kişi. Sen tamam anemiyi düzeltiyorsun ama hop 3 ay sonra tekrar aynısı oluyorsa mutlaka kolonoskopi ve gastroskopi yapmak gerekir. Evet, peki sosyal medya hesabımıza gelen mesajlara bir bakalım. Ara ara sabahları uyandığımda göz altlarım şişiyor ve başım ağrıyor. Nedeni ne olabilir? Sanki bu bana uyku fazlalığı gibi geldi. Hani ara ara eğer çok olduğundan ya geç yatıyorsanız yani az uyuyorsanız ya da tam tersine fazla uyuyorsanız bunlar olur. Ha bunun dışında göz altlarının şişmesi böbrek yetersizliğinden tutun da kalp yetersizliğine kadar birçok şeyin de belirtisi olabilir ama baş ağrısı onunla birlikte olmaz genellikle. Dolayısıyla hani burada bence sanki uyku problemi gibi geliyor bana. Evet.
Bakalım başka nasıl sorumuz varmış vaktimiz de varken. Eşim uzun süre araba kullandığında hıçkırmaya başlıyor. Nedeni ne olabilir? Tedavisi var mıdır? Ah hocam böyle bir şey hiç duymadım. Yani bu enteresan. Ben stres bana da falan bir şey gelmedi. Yani hani bir tek şu olabilir. Sonuçta hıçkırığın nedeni geçenlerde de konuştuk biliyorsunuz. Diyaframın kendiliğinden kasılması. Hani acaba tok karnı arabaya binip biraz da böyle şey oturunca diyaframa bası mı yapıyor yedikleri gibi düşünüyor veya gazlı içecek olabilir. Psikolojik olabilir hakikaten. Hani stres yapıyor olabilir araba kullandığı zaman. Nedenini ortaya çıkarmak lazım tabii ki. Hani tedavisini yapmadan önce. Eğer hani aç karnı binsin işte onun dışında belki psikolojik anlamda kendini bir değerlendirsin. Ona göre karar vermek gerekir. Ama uzun ben böyle süre, bir şey ilk defa duyuyorum yani. Uzun süre kullandığında. Ha, araba bak bir de şey değil, arabaya bindiğinde demiyor. Araba kullandığında diyor. Demek ki yani stresle de ilişkili bir şey. Hani arabaya bindiği zaman olmuyorsa ama sadece kullandığı zaman oluyorsa bu muhtemelen psikolojik gerginlikle ilgili bir şeydir diye düşünüyorum. Herhalde. Peki var mı başka sorumuz? Bir tane daha soralım mı hocamıza? 2 aydır kulağımda bir uğultu var, geçmiyor. Nedeni ne olabilir? Bu Meniere hastalığı olabilir mesela. Beraberinde baş dönmesi de varsa kulak burun boğaza gitmeniz gerekiyor. 2 aydır zaten kulağınızda bir uğultu varsa ve geçmiyorsa artık doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Evet, 2 ay oldukça uzun bir süre. Evet. Başka bir soru daha sorabiliriz. Daha sağlıklı bir uyku için harici melatonin alımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani evet hocam. Melatonin kullanabilirsiniz hakikaten. Özellikle de sabah kalktığınız zaman uykunuzu almadığınızı hissediyorsanız, derin uykuya dalamıyorsanız veya uyku problemi yaşıyorsanız melatonin alımı konusunda daha rahat düşünebilirsiniz, alabilirsiniz. Hani o kadar çok böyle endişe etmeyin doğrusu. Geçen gün ben aldım. Şöyle çok ben öğleden sonra kahve içersem uyuyamıyorum. 3'ten sonra bir saatim var benim. O 1 gibi bırakmam lazım. Uyuyamayacağımı anladım. Saat oldu 1 sabah. Geleceğim yayına yani uyumam lazım. Melatonin alayım dedim. Zaten Murat da eşim de dedi ki bak değişik rüyalar görebilirsin. Hani derin uyuyacaksın hakikaten. Ay bir kabus gördüm hocam. Bir kabus gördüm. Arkadaşıma da anlattım hatta. Ha, orada ama sıkıntı şu. Böyle büyük bir kaza. Ay neden rüya görüyorum? Yok onun yani melatoninle o çok ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Kesin ama o ana kadar hiç öyle bir rüya görmedim. Hayır bak şimdi şöyle. Melatonin aldığın zaman saat 9'da alman gerekir. Yani melatonin uyku hapı değildir. Melatonini attım ağzıma uykum geldi diye bir şey yok. Melatoninin etkisi 1 saat sonra 2 saat sonra başlıyor zaten. Dolayısıyla, ben onu aldım plasebo oldu herhalde. Aynen plasebo sendeki. Ha. Ama tabii şöyle bir şey oluyor. Sen şimdi onu geç aldığın için uykudaki derin fazına geç giriyorsun. Tamam mı? Ve saat 6'ya doğru zaten uyanman da gerekiyor. Veya 5'te mi kalkıyorsun artık sen kaçta kalkıyorsun bilmiyorum. Onun stresiyle beraber bir de hani muhtemelen daha sen uykun almadan çünkü melatoninin etkisi devam ederken sen uyanmak zorunda kalıyorsun. O yüzden öyle bir stres yaşamışsın. Evet, yoksa melatonin aldın diye kabus görmedin. Melatonini geç aldın diye görmüş olabilirsin ama. Evet bu bilgiyi de buradan verelim. Öyle geç saat alınmıyor yani. Evet sevgili izleyiciler şimdi geçelim. Apandis patlaması esnasında vücudumuzda neler oluyor? Apandisi nasıl anlayabiliriz? Ağrısı nasıldır? Ne değildir? Bir görelim bakalım kimler risk taşıyor apandisitle ilgili. Doktor Murat bugün bu konuyu anlatacak bizlere. Daha sonra da konuğumuzla doktorum yanımda devam edecek. Öncelikle tabii biraz önce söylediğim gibi hani apandisitle apandiks farkından bir bahsedelim. Çünkü organın adı apandiks. Hasta olduğu zaman, iltihaplandığı zaman biz buna apandisit diyoruz. Şimdi tableti ekrana yansıtacak arkadaşlar. Orada apandiksin nerede olduğunu bir anlatmamız lazım size ki buna göre hani apandikste neler olur, neler biter biraz ondan bahsedelim. Öncelikle burada böyle bizim şimdi modelimizi görüyorsunuz. Yandan görüyoruz. İşte göğüs kafesi var. Göğüs kafesinin altında biliyorsunuz organlar var. Bakın ağzımızdan yemek borusu başladı. Biraz çeviriyorum ben şimdi.
Yemek borusu aşağı geldi ve neyi görüyoruz? Mideye geldi. Mideden sonra ne var? İnce bağırsaklarımız var. Arkasından ince bağırsaklar kalın bağırsakla devam ediyor. Şimdi dikkat ederseniz ben bunu biraz yukarı alacağım daha rahat görün diye. Bakın şurada kalın bağırsak şöyle gidiyor ya. Kalın bağırsağın ucunda bir çıkıntı var. Böyle sanki kuyruk gibi görünüyor burası. Bu kuyruk gibi görüntü işte appendix dediğimiz bölge. Sevgili izleyiciler burası. Eğer bunu aslında lümenli bir organ. Yani lümenli ne demek? İçi boş demek. Aynı bağırsak gibi. Esasında bizim gelişimimiz sırasında rudimente kalmış, ilkel kalmış bir bölge aslında diyebilirsiniz. Gelişmemiş bir bölge burası. İşte buranın ağzı tıkandığı zaman apandisit oluyor. Neden? Çünkü içinde dışkı atıkları birikebiliyor ve onlar da iltihap yapıyor. Şimdi apandiks olduğu zaman neler oluyor? Onu biraz sonra konuşacağız ama enteresan bir hikayemiz var. Önce ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü şimdi anlatacağım kişi enteresan apandisit oluyor ve kendi kendine ameliyat ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu kişi apandisit olduğunun tanısını koyuyor ve kendi kendine ameliyat ediyor. Hani bir insan niye böyle bir şey yapar derseniz hikayenin ayrıntılarına girmemiz gerekiyor. Bahsettiğimiz kişi bir doktor aslında. 27 yaşında genç bir Rus, Sibirya'da Sovyetler Birliği'nin o dönemde Antarktika'da devam eden bir bilimsel çalışması var, bir programı var. Burada çalışan doktorlardan bir tanesi. 29 Nisan 1961 sabahı şiddetli bir karın ağrısıyla uyanıyor ve kendisini böyle muayene ettiği zaman apandisit olduğunu düşünüyor. Zira böyle diğer belirtilere baktığı zaman işte kendisinin ateşinin yükselmeye başladığını görüyor, halsizlik oluyor, mide bulantısı olmaya başlıyor ve diyor ki eyvah ben apandisit oldum. Şimdi ekipte de başka doktor yok. Yani hani apandisitin de aslına bakarsanız gerçekten apandisit hele hele hani hepimizin böyle endişe ettiği o patlama noktasına geldiği zaman aslına bakarsanız ameliyat dışında pek bir çaresi de yok. O yüzden ameliyat olması gerekiyor. Ama başkası da ameliyatı yapamayacak. Diyor ki o zaman ben kendi kendime ameliyat yapayım. Orada bir tane meteorolog var, bir de şoför var. Diyor ki siz gelin diyor şu aynayı tutun. Ben aynadan bakayım, kendi kendime ameliyat edeyim. Şöyle aynayı tuttu, onlar tutarken o da böyle açıyor kendini. İşte apandisit sağ alt tarafta ya, açtı kendini, ameliyatını yapıyor, ondan sonra kapatıyor. Ve sonuç itibariyle tabii ki hani bu kolay bir şey değil. Hani biz burada evet filmlerde falan görüyorsunuz, hatırlayın Rambo filmlerinde, böyle ilk kan filmlerinde falan. Hani bir yerin kesildiği zaman kendi kendine dikiş atıyor. Yani bu daha kolay da hani ameliyat kolay bir şey değil. Bir sürü komplikasyonu olabilen bir şey. Bir de hani biz bazen cerrah olarak bile apandiksi bulmakta zorlanırız. Öyle bazen çok saklanır apandiks. 13 ayrı yerde olabiliyor. Ve 30-40 dakika boyunca ara ara böyle kendisini kaybediyor falan, böyle bir halsizlik, baygınlık oluyor. Ama eninde sonunda insanoğlu tabii ki hep yaşamak için programlandığı için beyni o arada o adrenalinle onu ayakta tutuyor ve ameliyatını bitiriyor. Ve dünya tarihinde ilk defa kendi kendine ameliyat eden doktor olarak karşımıza çıkıyor Leonid Rogozov. Sonrasında da zaten Sovyetler Birliği'ne döndüğü zaman kendisine Kırmızı İş Kahramanı ödülü veriliyor. Şimdi apandiks iltihaplandığı zaman nasıl bir ağrı yapar? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Çünkü herkesin en çok endişe ettiği şeylerden bir tanesi. Hele hele çocuklarımız aman benim işte çok karnım ağrıyor anne baba falan dediği zaman en çok korktuğumuz şey ne? Aman acaba apandisit mi oldu? Çünkü özellikle ergenlik döneminde biraz daha fazla görüyoruz. Şimdi bakın apandisit ağrısı nasıl olur? Şimdi apandisit gelişmeye başladığı zaman ilk başta kişi böyle karnının genellikle üst bölgesinde çok tanımlayamadığı bir bölgede hafif böyle bir ağrı hissetmeye başlar. Sonrasında yaklaşık 12 ila 24 saat sonrasında bu ağrı yavaş yavaş karnın alt tarafına doğru iner. Hani biraz önce söylemiştik ya apandiks neredeydi? Sağ alt kadrandaydı, sağ alt dört bölgesindeydi. İşte ağrı buralarda başlar ama yavaş yavaş aşağı doğru iner. Genellikle kıvrandırıcı ve şiddetli bir ağrı türüdür. Ama şimdi bakın ağrının yeri gerçekten çok değişebilir apandisitte. Neden? Çünkü apandiks
13 ayrı yerde olabiliyor. Bazen karaciğerin altına bile saklanabiliyor. Dolayısıyla ağrı mesela yukarılarda olabiliyor. Ama bu söylediğimiz ağrının gelişimi en sık görülen tipi bu. Yukarılarda başladı. Yavaş yavaş 12-24 saat sonra da alt tarafa indi ve burada noktasal ağrı haline gelmeye başladı. Bunun yanı sıra apandisit geliştiği zaman en sık eşlik eden bulgu mide bulantısı ve kusma. Aynı zamanda biz mesela hastalara hep şunu sorarız hasta geldiği zaman. İştahın nasıl? Hani ağrın var ama iştahın nasıl? İnanın eğer iştah kaybı yoksa apandisit olma ihtimali çok düşüktür. İştah kaybı hakikaten en önemli bulgulardan bir tanesidir. Bunu kafanızın bir yerine lütfen not edin. Eğer bir kişide ağrı varsa, mide bulantısı, iştah varsa ve söylediğimiz bir ağrı tarzıysa gerçekten apandisit gelişmiş olabilir. Yürümekte ve ayakta durmakta zorlanma genellikle bu hastalarda görülür. Şimdi bu neden oluyor? Biraz önce bir size karın içini gösterdim ya. O karın içi adeta bir balonun içinde gibi düşünebilirsiniz. Yani balonun içinde bir zarın içinde duruyor. Şimdi apandiks böyle o sallanan parmak gibi çıkıntılı olan organ o zara değdiği anda ağrı oluşturuyor. Dolayısıyla yürüdüğünüz zaman hareket ediyorsunuz ya, o apandisitin zara değmesiyle ağrı oluşturuyor. Biz hatta bazen hastalarda şu topuk testi dediğimiz bir test yaptığımız şöyle parmakların ucuna yüksel, sonra hızlıca düş deriz. Hızlıca düştüğü zaman ağrı özellikle bu sağ alt kadranda oluşuyorsa artık apandisit tanısı oturmuştur anlamına geliyor. Bazen kabızlık, bazen ishal ama tabii burada mutlaka ateşi de düşünmek lazım. Yani ateş de hafif böyle 38'e doğru yaklaşmaya başlar. Şimdi gelelim sorular cevaplar kısmına. Orada özellikle bazı konular üzerinde hani akıllarda yanlış oluyor veya işte akıllarda sık olan soruları burada toparlamaya çalıştık. Apandisit ağrısıyla karşı karşıya kalındığında ağrı kesici kullanılabilir mi? Aslında tabii bu soruyu şöyle söylemek lazım. Karın ağrısı olduğunda ağrı kesici kullanılır mı? Biz karın ağrısı geliştiği zaman hekimler olarak ağrı kesici kullanmayı çok sevmiyoruz. Neden? Çünkü biraz önce söyledim ya hani ağrının bir şekli var zaten. Biz sizle konuştuğumuz zaman o ağrının şeklinden de tanı koyabiliyoruz. Ama artık elimizde ultrasonografi var, tomografi var. Dolayısıyla tanıyı bazen koymak daha kolay olmaya başladı. Eski hekimlikte tabii ki bunlar çok bulunmadığı için hastayla konuşarak ağrı nasıldır, ne zaman başladı, kaç saatte oraya indi vesairelerle biz hep o soru cevaplarla tanı koyuyorduk. Özetle basit ağrı kesici kullanabilirsiniz. Hani parasetamol dediğimiz bazı ağrı kesiciler kullanılabilir ama onun dışında kuvvetli ağrı kesici almanızı istemiyoruz. Çünkü apandisit ilerliyor olabilir veya bir karın içi iltihap ilerliyor olabilir veya biz de ağrı kesici nedeniyle bunun farkına varamayabiliriz. Gelelim bir sonrakine. Bir soru hakkımız kalmış duyduğum kadarıyla apandisit ameliyatsız tedavi edilebilir mi? Bazen çok ender de olsa ilerlemiş apandisitlerde karın içindeki yağlı doku gider o apandiksin etrafını sarar ve o bölgeyi sınırlar. İşte o durumlarda ameliyat zaten yapmıyoruz. İlaç tedavisi yapıyoruz ama takip çok önemli. Çünkü takip yaptığımız zaman apandisit patlar mı patlamaz mı, o noktaya geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyoruz. Yüksekten atlamayla apandisit patlar mı? Bunu ben duymamıştım. Bizim ekip arkadaşlarımız bulmuş. Böyle tekerlemeler bile varmış. Yok efendim, yüksekten atlamayla apandikste patlama olmaz. Ama tabii ki içi boş organların herhangi birinde bir travmayla gerçekten patlamalar olabilir. Hani gönül istemez tabii ki, Allah korusun, ama bir trafik kazasında bağırsakların patladığını mesela biliyoruz. Midenin yaralandığını biliyoruz. Evet hocam, ağza sağlık. Kedi yüksekten atladı, apandisi patladı diye bir... Ben onu bilmiyordum işte. Ben de aşağıdan öğrendim. Öyle derlermiş eskiden. Evet, çok teşekkür ederiz. Ağza sağlık. Teşekkür. Güzel bir hatırlatma oldu hepimiz için. Şimdi çocuk hastalıkları ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Çünkü son zamanlarda üst solunum yolu hastalıkları ile ilgili çocuklar sanki biraz daha hassas. Sanırsın hiç okula gitmemiş. Yani hani bu evde 1,5 yıl, 2 yıla yakın online eğitim aldıktan sonra bu yıl okul açılınca bütün annelerden aynı şikayetleri duyuyor olduk. Var mı böyle bir şey acaba? Yeni bir virüsle mi tanıştı çocuklar korona dışında? Konuşacağız detayları. Sorularınızı da bekliyoruz. Doktor Miyom'da TV360 Instagram adresimiz.
Hangi çocuklar üst solunum yolu hastalıkları için risk altındadır? Son zamanlarda çocuklarda görülen RSV virüsü nedir? RSV virüsü koronavirüsten farklı mı? Tedavisi nasıl yapılır? Çocuklarda ve bebeklerde bronşit başlangıcı nasıl olur? Alınabilecek önlemler nelerdir? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Mustafa Çiftçi, merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Evet, hemen konuğumuzu davet edelim. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Mustafa Çiftçi. Günaydın hocam, beraber. Hoş geldiniz. Teşekkür, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın hocam. Böyle günaydın. Selamlaşıyoruz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sizin için böyle giyindim çok ben. Çok sağ olun. Hocam çok şıksınız. Ya evet. Hakikaten çok siz şıksınız. Siz de tercih ediyor musunuz böyle renkli çocuklar? Biz çocuk doktoru olduğumuz için biz de böyle şeyler çok tercih ediyoruz tabii ki. Evet. Ama ben bu kadar hocamın renkli ve şık giyineceğini bilsem ben de renkli bir şeyler giyerdim. Çok sonra kaldık o kadar. Sözleşelim o zaman. Çok sağ olun hocam. Olsun, biz de işte böyle dengeledik. Hocam şimdi bugün aynı zamanda 17 Kasım Dünya evet. Prematüre Günü. Biraz onun üstünde duralım dilerseniz konumuza başlamadan. Evet. Koronavirüs nedeniyle erken doğumlar arttı mı? Mesela koronavirüs hamileleri ve prematüre bebeklerle ilgili haberleri ne kadar değiştirdi? Yani koronavirüs enfeksiyonu pandemi haline geldiğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok konuda bizim normal yaşamımızı sekteye uğrattı. Erken doğumlara neden olabildiği gibi bizim en çok korktuğumuz şeylerden birisi de gebelerin koronavirüs enfeksiyonuna yakalanması. Çünkü gebeler genellikle çekindikleri için anne karnındaki bebeğe zarar vermeden aşı olmaktan kaçınıyorlar veya işte emziren anneler. Bu nedenle en büyük sıkıntılardan birisi bu. Tabii bir zaten gebelik bir metabolizmada değişiklik yaptığı için bu metabolizmadaki değişikliklerin üzerine bir de koronavirüs enfeksiyonu eklendiğinde tabii ki ateş, vücuda enfeksiyonun sarması, bu nedenle olan erken doğumlar, bunlar görülmeye başlandı ne yazık ki. Peki bir bebek gebeliğin kaçıncı ayında doğarsa prematüre diyoruz biz ona? Şimdi hocam 38 artı eksi 2 bizim ortalamamız. Daha erken doğduğunda bu eğer 38 haftanın altında doğduğunda prematüre olarak değerlendiriliyor. Prematürenin dereceleri var. Yani çok hafif prematüre olabileceği tabii. gibi daha ağır prematüre olabilir. Sizin gösterdiğiniz o Amerikalı çocuk evet. çok ileri boyutta, hatta eski dönemde düşük kabul edilebilecek bir boyutta prematüreydi. Teknolojideki gelişmeler nedeniyle biz daha rahat müdahale eder hale geldik şu anda prematürelere. Bir de şey değil mi? Yani şimdi bebeklerdeki o bir hafta çok önemli. Hani tabii 37 ki. Hafta ile evet. 36 hafta arasında veya evet. 30 ile 31 hafta arasında çok ciddi fark vardır gelişim açısından. Belli dönemler var. 28. hafta, 32. hafta, 36. hafta gibi. 36. haftadan sonraki bebekler genellikle çok sorunsuz yaşıyorlar ama daha alttaki bebeklerin her birinde gelişiminin belli basamaklarını tamamlamamaktan kaynaklanan problemler oluyor. Çünkü anne karnında vücudumuz tam olarak gelişimini tamamlıyor. Ve eğer bunu erken sonlandırsa gebeliği, erken doğum olursa çocuk henüz dış ortamın etkilerine hazır olmayacak şekilde dünyaya geliyor. Yani ısısını regüle edemeyecek halde oluyor, kan şekerini kontrol edemeyecek halde oluyor. Bazen o kadar küçük doğan bebeklerde kendi kendine beslenemeyecek. Çünkü emme refleksi de belli bir haftadan sonra ortaya çıkan bir refleks. Beslenmede de problem oluyor. Onda da problem oluyor. Doğru. Dolayısıyla mesela 21 haftalık bir bebek doğduğunda o kendi kendini besleyemez. Onu mutlaka işte destek üniteleriyle, gerekirse damar yoluyla beslemek gerekebilir. Kendi kendine nefes alamaz, akciğerleri tam olarak olgunlaşamaz. Fakat bu 38 haftaya yaklaştıkça, özellikle 36. haftadan sonra problem yaşama olasılığımız azalıyor. Peki prematüre olan çocuklar sağlıklı bir çocuk olarak hayatlarına devam edebilir mi? Yoksa mesela bazı riskler taşırlar mı? Hani diğer çocuklara oranla? Şimdi hocam prematüre bebekler tamamen sağlıklı hale gelebilirler. Çok çok küçük haftalarda doğsalar bile. Fakat biz burada daha henüz olgunlaşmamış olan organlarımızı iyi bakmamız gerekir. Örneğin eğer akciğerler olgunlaşmadıysa buna dışarıdan akciğerin içini saran bir sıvı var. Sağlık nefes alıp vermeye veren surfaktan bu verilebiliyor. Solunum cihazına bağlanabiliyor. Şimdi teknoloji geliştikçe bizim kullandığımız aletler de çok gelişti. Sizin branşınızda da böyledir. Solunum cihazlarında çok iyi bebeğin ciğerine hasar vermeyecek şekilde basıncı kontrol altında tutulabilen, ayarlayabilen cihazlar geldi. Bunlar doktorların bu konudaki elini çok kuvvetlendirdi. Çünkü uyguladığınız tedavinin yan etkileri de hastanızda çok görünüyor.
Belki de en hassas hasta grubu prematürelerdir. Yani doğru. Her hekimin mutlaka hastası çok hassastır, çok kıymetlidir ama işte ne bileyim hani kemoterapi gören hasta, bağışıklık sistemi bozukluğu olan hasta. Bunlar tabii ki daha böyle bizim için bir tık daha dikkat etmemiz gereken hastalardır. Prematürde hepsi var. Yani bağışıklık sistemi kuvvetli değil, evet. Kendi metabolizmasını kendisi idare edemiyor. Bu yüzden çok bizim için en kıymetli olan hastalardır, en hassas olan hastalardır. Bu nedenle çok da kullandığımız tedavilere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani verdiğiniz bir ilaç yerdi etkinin yanı sıra çok ciddi bir yan etki beraberinde getirebilir. Evet. Böyle bir günde de biraz altını çizmiş evet. olduk prematüre bebeklerin. Özellikle tabii anneler, prematüre bebek anneleri çok daha zor süreçlerden geçiyorlar değil mi? Şimdi hocam konumuza gelecek olursak evet. çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları bir sıklaştı mı acaba? Evet. Yani şimdi bu pandemi sürecinde çocuklar dışarı çıkamadılar. Yani hı-hı. bizim en çok aslında üzüldüğümüz noktalardan birisi bu. Hocam da bilir vücudumuzda faydalı bakteriler var. Yani bu bakteriler aslında bizim ikinci beynimiz gibi bağırsaklarımızda her organın içinde bir takım bakteriler bize fayda sağlıyorlar. İşte alerjenlerin vücudumuza girmesini engelliyorlar. Kötü mikropların tutunmasını engelliyorlar. Bunun için doğada olmamız lazım, dışarıda olmamız lazım, toprağa dokunmamız lazım, ormanda olmamız lazım. Sağlıklı yaşamanın en önemli noktalarından birisi bu. Hani biz zaten alerji niye arttı? İşte kentsel yaşam arttı, beslenme şekli değişti. İşte probiyotik içeren gıdalardan yararlanamıyoruz. Çok fazla paketli ve işte hazır gıda tüketiyoruz diye konuşuyoruz. Pandemi buna bir de çocukların evde kalmasına neden oldu. D vitamini, güneş görmediler. D vitamininde çok ciddi eksiklikler görüldü. Bağışıklık sistemlerinde böyle bir ben çocukların azalma olduğunu düşünüyorum. Hani bilimsel olarak çok kanıtlanmış bir şey değil ama. Bir dönem biz çok rahat ettik bu okullar kapalı olduğunda. Hiç çocuklar hasta olmadılar. Evet. Bu dönemden sonra bir anda bir araya geldiği zaman yani çocuklar sosyalleştiği zaman mikroplarla da sosyalleşiyorlar. Yani birbirlerine ve çocuklar birbirini korumuyor. Yani siz mesela öksürürken kendinize dikkat edersiniz diğer insanlara gelmesi. Çocuklarda böyle bir şey yok. Bir de sadece solunumsal bulaş değil, mesela kirli salgılarla, mukusla bir şeye dokunduğunuz zaman elinizle de taşıyabilirsiniz. Çocuklar okulda ağızlarına bir şey soktuktan sonra arkadaşlar onu alabiliyor diyor. Okullar açılır açılmaz biz hiç görmediğimiz kadar bir enfeksiyon evet. gördük. Evet. Üst solunum enfeksiyonları patlama yaptı diyebiliriz neredeyse. Evet. Yani ilkokul 4'te 5'te çocuk sanırsın anaokuluna yeni başladı. Her gün hasta geliyor eve. Bir bağışıklıkta zayıflama oldu o kesin yani evet, hakikaten. Evet, evet. Bu arada mesela hastanelerde özellikle acil servislerde çok çocuk hasta varmış. Evet. Değil mi? Yani bir hasta sayısında artış varmış. Hani nefes darlığıyla gelen işte bir takım nefes açıcı ilaçlar vermek zorunda kalınan. Bu solunum yolu enfeksiyonu daha fazla RSV mi oluyor? Şu an yani birçok virüs var hocam. RSV de bunlardan birisi. RSV çok böyle yani kendini özgün yapan, nevi şahsına münhasır yapan şeyi küçük çocuklarda kötü etki yapması. Biz de alıyoruz RSV'yi. Evet. Biz sadece bir nezle gibi geçiyoruz. Burnumuz akıyor, bir hapşırıyoruz, geçiyor. Buradaki sıkıntı bizim taşıyıcı gibi davranıp çocuklara bunu vermemizdir. Özellikle eğer okulda giden bir abisi, ablası olan bir çocuk küçükse, hatta aslında bugün çok iyi denk geldi. RSV arasında en riskli hissettiğimiz çocuklar prematürelerdir. Prematüreler RSV'ye açıktırlar. RSV için bizim bir takım önleyici tedavilerimiz vardır. Bunları uyguladığımız en önemli, en büyük ekip prematüredir. En büyük hasta grubu prematüredir. Onun haricinde doğumsal kalp hastalığı olanlar, ciddi akciğer problemi olanlar, bağışıklık sistemi bozukluğu olanlar yer alır ama aslında çok iyi denk geldi RSV'nin prematüre gününe denk gelmesi. Onu da böylece vurgulamış olduk aslında. Ve biz bu şekilde özellikle hassas, küçük, daha bağışıklık sistemi tam olarak oturmamış, henüz RSV ile karşılaşıp bir bağışıklama sağlamamış, bir bağışıklık geliştirmemiş çocuğa bunu taşıdığımızda biz nezle gibi atlatırken ne kadar küçükse çocuk, ne kadar prematüre ise, ne kadar ek bir problemi varsa bunu daha alt solunum yollarına inmesi şeklinde görüyoruz. Yani alt solunum yolu dediğimizde mesela bronşit bunlardan bir tanesi. Evet, biz çocuklarda bir tık daha bronşiyolit demeyi daha çok seviyoruz. Çünkü daha bronş diyecek kadar, hani doğru. bronşlara yerleşecek kadar şey olmuyor. Çok küçükler henüz. Bronşiyolit geçiriyorlar ve bronşiyolit tabii ki daha büyük problemler. İşte solunum sıkıntılarıyla, nefes alıp vermede zorlanmalarla, öksürük ataklarıyla seyrediyor. Küçük çocuklar oluşan mukusu atamıyorlar. Yani büyük insanlar akciğerde oluşan mukusu öksürüp balgamla beraber atabilirler dışarı. Ama çocuklar bunu başaramadıkları için solunum sıkıntısı daha zor oluyor ve tedavi gerektiriyor.
Son zamanlarda işte biz acile başvuran hastalarımıza bakıyoruz, oranları nasıl? Hep dahiliye işte erişkin hastayla çocuk hasta hemen hemen birbirine yakın oranlarda oluyordu. Şimdi çocuk hasta neredeyse 1,5-2 katı artık. Yani dahiliye hastasının çok ciddi bir solunum enfeksiyonları şu anda görülüyor. Bazı çocuklar biraz daha yatkın olabiliyor galiba üst solunum yolu enfeksiyonlarına. Sebepleri ne olabilir diye sıralayalım mı çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyon Yani bir kere sebepleri. En büyük sebeplerden birisi siz de söylediğiniz okula gitmek. Yani çünkü sosyalleştiğimiz an bu virüsleri alıyoruz. Yani bu virüsleri almak aslında yani zaten solunum yolu enfeksiyonlarının %90'ı viral enfeksiyonlar. %95'i hatta yani bakteriyel kısım sadece %5. Viral enfeksiyonlara karşı vücudunuza çok azına karşı direkt doğduğunuzda bağışıklık sisteminiz hazırdır veya annenizden gelen antikorları henüz yani savunma hücrelerini henüz vücudunuzda taşıyorsunuzdur. O yüzden biz bunlarla karşılaşmayacağız veya biz hiç üst solunum enfeksiyonu olmayacağız diyemeyiz. Bu sağlıklı bir şey demek değil. Her çocuk 2 yaşına gelene kadar neredeyse mutlaka bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyor. Bunun buradan bizim dikkat etmemiz gereken şey şu, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra çocuklarda başka bir probleme neden olmaması. Bunlar da riskli çocuklarda işte bahsettiğimiz kalıtsal kalp hastalığı gibi, doğumsal kalp hastalığı gibi, bağışıklık sistemi bozuklukları gibi risk faktörünü taşıyan çocuklar, prematüre çocuklar. Bunun haricinde de anatomik problemleri olan çocuklar. Mesela genizleti olabilir, burnun ortasında olan kemiğin, septumun deviasyonu denilen yana doğru eğri olması olabilir, burun eti gibi şeyler olabilir. Bunlar başka problemler neden olabilir. Kulak enfeksiyonlarına neden olabilir, sinüzite neden olabiliyor. Geniz akıntısının fazlalaşması nedeniyle akciğerlere inmesi işte. Bronşiyolitler, öksürükler bunlar neden olabiliyor. Evet, evde sigara içilmesi, hava kirliliği gibi faktörlerde. Bunlar zaten en büyük o zaman sıkıntılar... hani evde de anne babanın üzerine düşen sorumluluklar var. Mesela evde sigara içilmesi riski arttırıyorsa bu anne babanın sorumluluğu. En büyük problemlerden birisi aslında kirli hava. Yani biz kentte yaşadığımız için buna engel olamıyoruz. Yani hani köye taşınma şansımız olmadığına göre bizim kendi evimizde bir takım şeyleri yapmamız lazım. Bu sigara bunların en başında geliyor. Biz aslında evin dört duvarın içinde sigara içilmemesini istiyoruz. Yani ben işte mutfakta içiyorum, kapıyı kapatıyorum işte falan gibi bunları kesinlikle istemiyoruz. Çünkü sigaranın evimizdeki perdelere, kumaşlara sinip daha sonradan yavaş yavaş ortama tekrar salındığı ve zararlı etkilerini devam ettirdiği gösterilmiş. Bu yüzden bence hiç sigara içmeyin. Yani hiç kimse sigara içmesin. Zaten sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Sağlığa zararlı ama evde içen birisi varsa lütfen çocukları korumak için onu evin dört duvarının dışında içsin. Balkonda içebilir, inip aşağı içebilir. Yani kesinlikle evde sigara içmeyi önermiyoruz. Bir de RSV'de şey sık görülmüyor mu? Mide bağırsak enfeksiyonları. Yani solunum yoluyla birlikte beraber mesela ishal de çünkü artık çok görüyoruz çocuklarda. Evet. İkili de çok görülüyor değil mi? İki sistemi de mi etkiliyor bu virüs tipi? Şimdi virüsler farklı yerleri severler. Üst solunum enfeksiyonu neden olan virüslerin özellikle tercih ettiği yerlerin bir tanesi de bağırsak, mide bağırsak sistemi. O yüzden hastalar bize hep şöyle şeylerle gelir. İşte biz önce bir hapşurduk, bir öksürdük. İşte bu öksürüğü tam atlattık, tam kurtuldu derken karnı ağrımaya başladı, ishal olduğu gibi. Aynı anda da olabilir. Birbirini takip eden zamanlarda olabilir. Hatta bazen bu RSV'nin tek bulgusu olarak işte yaygın vücut ağrıları, eklem ağrıları, baş ağrısı ve işte ishalleri de görebiliyoruz. İshallerde de aslında geçirilen ishallerin çok büyük bir kısmı yine böyle viral enfeksiyonlara bağlı olarak görülebiliyor. Evet, üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili semptomlar ve belirtilere gelirsek anneler ne zaman uyanık olsunlar? Basit bir soğuk algınlığı diyerek çocuğa alışına gelmiş şuruplardan verip okula gönderilebiliyorlar çünkü maalesef. Onları da madde madde sıralayalım. Nelermiş o semptomlar? Yani şimdi burada şunu vurgulamayı çok isterim. Yani çocuğunuzun her çocuk birbirinden farklıdır. Her çocuğun taşıdığı risk birbirinden farklıdır. Özellikle eğer çocukta bir kronik problem varsa yani çok bir yeni doğan bebekse küçükse 3 ayın 6 ayın altındaysa öksürük olduğunda kesinlikle evde durmasınlar. Direkt bir doktora götürsünler, doktor muayene etsin. Yani bu öksürük aslında bizim vücudumuzun bir refleksidir. Yani aşağı inen basit bir geniz akıntısından kaynaklanabilir, gıcık hissinden kaynaklanabilir, akciğerlerde bir enfeksiyondan da kaynaklanabilir. Evet. Çocuklarda illa her akciğer enfeksiyonda ateş olmak zorunda değil. Veya siz anlayamayabilirsiniz. Yani biz mesela hani tecrübeli olduğum için bazen öyle oluyor. Ben markete gidiyorum, yanımda bir çocuk böyle öksürüyor bakıyorum falan ya diyorum bunu doktora götürür müsünüz? Yani tutamıyorum ya, kendimi. Evet.
Diyorlar siz nereden yani niye böyle bir şey söylüyorsunuz? Nereden çıkardınız diyorum. Ben çocuk doktorum, bu çocuk bronşiyotu olabilir. Çünkü karnının hareketinden bile bazen bunu anlayabilirsiniz. Evet. Ama ateş varlığı özellikle alarm edici bulguların olması lazım. Ateş varlığı, çocuğu uykusunu bozan öksürükler, soluk alıp vermesini zorlayan bir burun tıkanıklığı gibi durumlarda eğer çocuğu genel durumu kötü görünüyorsa, her şeyi ama çocuğun genel durumu kötü görünüyorsa hocam da bilir. Yani çoğunlukla mesela girdiğinizde kapıdan hastaya baktığınızda hani doğru, ciddi bir problem var mı yok mu hemen anlarsınız. Hani mesela bir hastaya baktığınızda koşarsınız. Evet. Muayene kapıdan girince kapıdan başlar. Girdiğinizde başlar. Aile de eğer en ufak kaygılanırsa bu konuyla ilgili, hı-hı, genel durumu kötü olduğunu girerse mutlaka bir doktora götürsün. Peki çocuklarda mesela hafif olan solunum yolu enfeksiyonlarında mesela aile neler yapmalı? Hocam biz en çok işte mesela bizim genzimiz bir salon gibi. Ben hep hastalarıma da böyle anlatıyorum. Bir salon gibi. İşte orta kulağımız bir tüple buraya açılıyor. Hı-hı. Sinüsler buraya açılıyor. Hı-hı. Akciğerlerimiz alttan doğru, buraya açılıyor. Ve burada olan bir problem her yere yansıyabilir. Geniz akıntısı yani geniz doluluğu olduğu durumlarda diğer bütün komplikasyonların olabileceği riskini göze almakla beraber bizim ailelere önerdiğimiz en çok şey çocuk hastalarda ilaçsız şeylerdir. Sizin de sevdiğinizde bunları biliyorum. Özellikle mesela ben bol bitki çayını çok öneriyorum. Hmm. Oradaki mukusun yumuşaması ve vücudun iyi bir sıvı alımının sağlanması için. Vücut çünkü ne kadar kuru olursa çocuğun mukusu sulandırması o ve bunu atması. O ıhlamur çayının şey var yani. Tabii hocam. Etkisi var. Tabii. Boşa değil ya. Annelerimiz evet, boşa evet, aslında yıllarca içindi. Evet. Çok basit mekanik önlemler yani bitki çayı içirmek, hı-hı, yüzünü ılık suyla yıkamak, devamında hı-hı, eğer çocuk başarabiliyorsa sümkürmesi, eğer sümküremiyorsa yani kendisi mukusunu tahliye edemiyorsa böyle okyanus suyu gibi tuzlu sular, vücudun mukozasına zarar vermeyecek içeren spreyler var. Bunlardan kullanabilirler. Evler çok nemsiz kalıyor hocam bu arada. Aslında İstanbul çok nemsiz bir yer değil ama eğer evde merkez sistem ısıtma varsa ben şey öneriyorum. Yani mesela kaloriferin üzerine iki küçük kapta su koymak her evet, zaman işe yarayabilir. İşte bazen çok kuru olan yerlerde işte oda nemlendiricisi tabir edilen soğuk buhar makineleri çalıştırılabilir. Hı hı. Bunlar yapılabilir. Evet. Peki ya mesela özellikle yeni bebeği olanlar hep böyle o oda nemlendiricileri kullanmalı mı sizce? Aslında odanın nemine bakarak karar vermeli. Yani İstanbul'da pek 40'ın altında nem olmuyor. Yani oda nemlendiricisi, evet nem ölçücüler var. Bazen hı-hı, hatta o şeylerle beraber yanında veriyorlar cihazı ne zaman çalıştırmalısınız gibi gösteren öyle bir takım teknolojik aletler de var. Ama yani genel olarak yani iki küçük kap su koymadan hiçbir zarar olmaz odada. Evet. Özellikle kaloriferin üzerine koyarlarsa ben bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü ortamın kuruluğu mukozalarımızı da kurutur ve daha da nefes almayı bu konuda zorlaştırır. Biz çünkü hani erişkin olarak su içiyoruz, bu kendimizi nemlendiriyoruz da hani özellikle bebeklerdeki o huzursuzluk belki de nemsizlikten nemin düşmesinden de olabilir evet, yani. Çok evet, etkili. Çünkü zaten ilk 6 ayda biz bebeklere su tabii, önermiyoruz. Sadece annesiyle evet, sadece annesi var bir de. O nedenle ekstra da bir su almadıkları için normal vücut metabolizması için anne sütünden gelen su yeterince gayet yeterli. Yani ekstra bir su vermeye gerek yok ama mukozaların kurumaması açısından hı-hı, böyle bir tedbir alabilirler. Evet. Sorularımız varmış hocam. Tamam, biraz hocam, soru yanıtlayalım mı izleyicilerimizden? Tabii. Buyurun gelsin izleyicimizin sorusu. Diyor ki 8 yaşındaki oğlum soğuk algınlığı geçirdi. 3 hafta oldu hala tam iyileşemedi. Boğazında ve burnunda yeşil akıntı var. Doktor alerjik dedi. Ne yapmalıyım? Şimdi yani aslında genellikle 3 hafta bu sürmüyor. Çünkü oluyor aslında geçiyor gibi oluyor. Üzerine yeni bir viral enfeksiyon binebiliyor veya alerjik veya hassas bünyeli dediğimiz. Yani alerjik demeyi çok fazla sevmiyoruz aslında. Ama yani hassas bünyeli demek belki daha doğru bir ifade olabilir. Hassas bünyeli olan çocuklarda geniz akıntısı daha uzun süre devam edebilir. Evet. Geniz akıntısının yeşile dönmesi aslında iyileşmenin bir göstergesidir. Ve iyileşen bir çocukta o mukusu atmadan önce hafif böyle bir koyulaşabilir. Bu illa bir bakteriyel enfeksiyon oldu. Antibiyotik kullanılması gerektiği anlamına gelmez. Aynı dediğim önlemleri alsınlar. Mutlaka bol bol sıvı alsın ılık bitki çaylarıyla. Ve burnunu temizlemeye çalışsın. Biz bunu özellikle çok öneririz. Eğer bu öksürük yapıyorsa, işte çocuğun kulağında ağrı oluyorsa, baş ağrısı oluyorsa, gece uyumasını yani normal hayatını bozacak kadar bir burun tıkanıklığı hayatını etkiliyorsa, mesela uyuyamıyorsa, horluyorsa mutlaka bir doktora götürmesini öneririm ben. Tamam. Evet. Evet, sorularla devam edelim program bu bölümünde. Buyurun. İzleyicimiz diyor ki kızım 7 yaşında yatarken boğazında hep yutkunma sesi geliyor. Sanki hiç uyumuyor gibi.
sebebi nedir hocam? Aslında o kadar güzel anlatmış ki bizim deniz akıntısı dediğimiz şey zaten tam olarak da bu. Çünkü gün içinde ayakta durduğunuzda, hareket ettiğinizde o deniz akıntısı arkadan bir şekilde akıyor. Siz onu atıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ama yattığı zaman çocuklar özellikle arkadan akmaya devam ediyor. Burada birikiyor. Annelerin bize geniz akıntısı ile ilgili klasik başvuruları yattıktan 1 saat 2 saat sonra aniden öksürükle uyanıyor. Hatta bazen o öksürüğü çıkarıyor balgam olarak. Ondan sonra rahatlıyor, uyuyor derler. Böyle yutkunmadan bahsederler. Her orası dolduğunda çocuk kendine bir mekanizma geliştirmiş. Yani bir savunma mekanizması geliştirmiş orada biriken mukusu. Yutarak bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bu tipik bir geniz akıntısı bulgusu. Eğer her zaman horlama, sadece enfeksiyon olduğunda değil ama her zaman horlama varsa eğer çocukta, ağzı açık uyuma, işte arada nefesin kısa süreli durması, horlamaya bağlı olarak uyku apnesi denen, uykuda solunum durması denen durum varsa, bunda geniz eti, burun eti gibi bir takım anatomik problem olabilir. Bunu mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanıyla görüşmek gerekir. Ama eğer çocukta böyle bir bulgu yoksa bir doktor değerlendirmesiyle, hani bir alerjik bir yapı, hassas bir bünye olup olmadığına karar vermekle başlamak lazım. Doğru. Evet. Ne kadar çok aslında çocuklarla ilgili soru geliyor. Evet, varsa bir soru daha alabiliriz izleyicilerimizden. Çünkü tam böyle mevsim geçişi, tam hastalık ayları. Oğlum 5 yaşında 2 hafta önce soğuk algınlığı geçirdi, ateşlenmedi. 3 gün sürdü ama öksürüğü devam ediyor. Doktor geniz akıntısı dedi. Bu kadar uzun sürmesi normal mi? Ne çok geniz akıntısı çıkıyor. Aslında en çok uğraştığımız konulardan birisi bu. Bu sadece, yani bunlar aslında çok probleme neden olmamış şeyler. Yani ne olmuş? Geniz akıntısı olmuş, devam etmiş. Çocuk bundan rahatsız ama başka bir yerde ikinci bir bakteriyel enfeksiyon neden olmamış. Ne bileyim, kulağını etkilememiş. O yüzden bunu biz çok sık görüyoruz. Bunlarda mutlaka, bu aileler mutlaka bol ılık bitki çaylarını içirsinler. Mukusunu çocukların yumuşatsınlar. Mutlaka burun temizliğini yapsınlar. Yüzünü ılık suyla yıkasınlar. O mukus yumuşasın ve bunu atmaya çalışsınlar. Bunun haricinde bir takım ilaçlar var aslında. Eğer bu çok uzun sürdüyse bunlardan yararlanabiliyor. İşte antihistaminik türevi ilaçlar var. Bunları kendi kafamıza göre kullanmamamız lazım. Aslında yapılan en yani gerçi bakanlık da bu konuda bayağı bir tedbir aldı. Şu anda mesela gidip kendiniz grip ilacı olan şeyleri çocuğa satın alamıyorsunuz. Mutlaka reçete istiyor. Veya bunun 6 yaşında kullanımını tamamen bakanlık önermiyor gibi şeyler oldu. Çünkü bu grip ilaçların içerisinde aslında bizim hani mesela kafein türevi, kafein benzeri ilaçlar var. Biz çocuğa kahve içirmiyoruz ama rahatlıkla bu ilaçları çocuğa verebiliyoruz yani. O yüzden bunları hani basit grip ilacı gibi görmesinler. Hani 2-3 farklı ilacın bir arada olduğu kombine tedaviler var. Bunlar aslında çok ciddi yan etki potansiyeli taşıyan şeyler. Bunlara doktor karar versin. Evet. Şimdi çocuklarda tabii koronaya da rastlanıyor. Çok semptom yani belirti göstermeseler de karantinaya alınan sınıfları da duyuyoruz hocam. Koronayla karıştırılıyor ya da daha doğrusu bir soğuk algınlığı bu. Gripal enfeksiyon deyip testlerden de uzak tutuluyor çocuklar ama benziyor mu belirtiler? Çocuklarda COVID nasıl geçiyor? Şimdi bizim en çok zorlandığımız acillerdeki konu bu. Şimdi biz burada aslında şöyle bir şey var. Yani çocuklarda koronavirüs enfeksiyonu çok şükür ki çok çok daha hafif, erişkinde olan çok daha hafif seyrediyor. Eğer çocuğun ek bir problemi yoksa, yani akciğer hastalığı, kalp hastalığı, bağışıklık sistemi bozukluğu gibi koronanın ağır geçme olasılığını, kistik fibroz gibi geçme olasılığını düşündüren bir bulgu yoksa genellikle çok hafif atlatılıyor. O yüzden hekim arkadaşlarımız çocuktan da örnek almak zor olduğu için bunu almaktan çekiniyor olabilirler. Hani sonuçta tedavide bir değişiklik yok yani. Evet. Erişkindeki gibi bir takım önleyici tedaviler, işte antiviral tedavi başlayın, böyle bir şey çocukta yok. O nedenle bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Çocuk ve çevresi olarak değerlendirmek gerekiyor. Örneğin çevresinde sadece çocuk olarak düşünmeyin. Bir yaşlı olabilir. Kronik hasta olan yaşlı bir insan olabilir. Çevresinde bağışıklık sistemi bozuk olan bir insan olabilir. Tabii. Aşısız bir insan olabilir. Yani bu da aslında çok önemli. Çünkü çocuklar genellikle hastalığı hafif atlatmakla beraber nasıl biz üst solunum enfeksiyonlarında onlara taşıyıcı gibi davranıyorsak onlar da koronada diğer insanlara taşıyıcı gibi davranıyorlar. Kendileri çok hafif atlatabiliyorlar. Bazen hiç bulgu vermeyebiliyorlar. Bazen çok alakasız bulgular olabiliyor. Yani sadece ateş, sadece öksürük, sadece ishal, hiçbir bulgu olmadan, sadece burun tıkanıklığıyla gelen hasta koronavirüs enfeksiyonu olabiliyor. Evde herkes korona oluyor. Çocukta hiçbir şey çıkmayabiliyor. Hiçbir bulgu olmayabiliyor. O yüzden bunun kararını vermek gerçekten çok zor yani. Evet, aslında o yüzden o açıdan da değerlendirilmesi çok iyi olur. Orada işte bir yani hasta ve çevresinin iyiliği açısından bakarak hareket etmek lazım. Peki, çok az vaktimiz kalmış. Bir soru daha alalım. İzleyicilerimiz gerçekten anneler şimdi ekran başında, çocuklar da hazır ara tatilde.
4 yaşındaki oğlum sık sık bronşite yakalanıyor. İleride astım hastası olur mu? Ya aslında bizim en çok klinikte de karşılaştığım sorulardan birisi bu. Ben o yüzden özellikle alerjik demekten kaçındım yani. Evet. Aslında hani alerjikle hassas bünyeli bilimsel olarak bakarsanız çok da büyük bir fark yok aralarında. Hani bizim bunu kullanmamız aileleri biraz da rahatlatmak için. Çünkü her bronşiyot olan çocuk astım hastası olmayacak. Astım hastası olma bir takım tahmin kriterlerimiz var. Bunların içinde en önemli kriter ailede astım hastası olması. Hı hı. Yani eğer bir genetik olarak bir eğiliminiz varsa, yani genlerimizde eğer bir astım hastası olma, bir alerjik bir şey taşıyorsak astım hastası olma riskimiz yüksek. Ama her bronşiyolit astım hastalığı anlamına gelmiyor. Birçok bronşiyolit enfeksiyonlardan sonra geçilebiliyor. O yüzden eğer çocuğu enfeksiyon olmadan da bronşiyolit geçiriyorsa, öncesinde viral enfeksiyon olmadan da bir bronşiyolit geçiriyorsa, bu bronşiyolitler eğer sıksa, çocuğun cildinde de alerji bulguları varsa, özellikle atopik dermatit denilen cilt hassasiyeti bulguları varsa, ailede astım varsa, işte bir takım kan tahlilleri bakılabiliyor. Bu kan tahlillerinde bazı değerlerin yüksek olması durumunda biz bir skorlama sistemimiz var. Bu skorlama sistemine koyup burada o zaman pediatristle mutlaka çocuk doktoruyla çok yakın ilişkide olması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Süremizi doldurduk. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, vaktimiz yettiğince çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarını konuştuk sevgili izleyiciler bugün. Yarın tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.